Hoş geldiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Kurultayımızdan sonra bu havaalanına geldiğimizde bize seçim otobüsümüzü buraya sokmamışlardı. İktidar partisinin adayı için ise kapıları sonuna kadar açtılar. Durun. Bu otobüsü buraya sokan şey otobüsün şoförü değildir. Otobüsü buraya sokan şey Özgür Özel'in genel başkanlığı ya da bir başkamızın burada koruduğu irade değildir. Bu otobüsü buraya sokan güç sizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür. Türkiye'nin dört bir yanındaki konuşmalarımda hep İzmir'e, İzmir'in adaylarına ve özellikle İzmir'in seçmenlerine çok seslendim. Onlardan ne çok şey beklediğimi söyledim. Bir değişim başlayacaksa bunun İzmir'den başlaması gerektiğini ifade ettim. Koca bir sürecin, başta sancıların, tartışmaların ama sonrasında büyük bir kampanyanın sonunda örgütümüzün öz gücüyle herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmaksızın her birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı olan adaylarımızla birlikte bugün bu otobüsün üzerinde sizlerin huzurundayız. Ve bugün İzmir'den ilan etmek isterim ki Türkiye genelinde aldığımız %38 oyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğum süreçte tüm Türkiye'de ve kurultayımızda şunu söylemiştim. Benim inandığım bir kural var. Benim inandığım bir gerçek var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ikinci parti olamaz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediyesini kazanmıştır. 15. büyükşehir için büyük bir hukuk mücadelesi içindeyiz. 14 büyükşehirde kalsak dahi CHP'den sonra en çok büyükşehir kazanan partiden 4 il öndeyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi 35 il kazanmıştır. En yakın rakibinden 11 il ileridir. Üçü büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 35 kadın belediye başkanımız geçen dönemki 11 olan sayıyı 35'e 11 olan kadın belediye başkanımız 35'e çıkarken bu konuda en önemli katkı İzmir'de gösterdiğimiz 9 kadın adaydan 8'ini seçen İzmir'in seçmenlerine aittir. Türkiye'de neredeyse tamamı gençlik örgütlerimizden gelen 58 genç belediye başkanımız vardır. Bu konuda da en büyük teşekkürü
İzmir'de aday gösterdiğimiz 12 gencimizden 11'ini seçen İzmir seçmenlerine borçluyuz. Tam bu aşamada kazananlarla ilgili bir şey söylemeden önce iki tane kaybetmeyenden bahsetmek isterim. Ali Ağa'da yarışa başladığında %18 geride olan Türkiye'nin en canlı, en diri, en samimi kampanyalarından birini yapan, siyaseti bu seçim sonucuyla noktalamayan, aksine bir sonraki seçimin ilk günlerini yaşayan ve Ali Ağa adayımız Çağatay Güç'e yürekten teşekkür ediyorum. Ve İzmir Menemen'de kendi hatalarımızla ve İzmir'de AK Parti'nin kumpasıyla elimizden alınan belediyede belediye imkanlarının hiçbirimizin el sürmediği köy beldelerden devrilen arazilerin satışını bir siyasi finans yöntemine çeviren bir adaya karşı, devletin gücüne karşı bir kadın adayımız mücadeleyi bu seçim için kazanamadı görünüyor. Ancak o kaybın bütün sorumluluğunu tüm Cumhuriyet Halk Partilileri olarak hep birlikte üstleniyoruz. Menemen adayımız Deniz Karakurt'a yürekten teşekkür ediyor. Kuvilay'ın kenti Menemen'e ant içiyoruz ki gelecek seçimleri rekor oyla Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Aday belirleme sürecinde İzmir partimizin sancak gemisidir demiştim. Ve bugün sancağı yere düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi sancağını onurla, gururla taşıyan bir takım kötü niyetlilerin beklentilerinin aksine 30 belediyeden 28'ini bizlere armağan eden İzmirlilere yürekten teşekkür ediyorum. Aday belirleme süreçlerinin sonunda değişim nerede diye soranlar İzmir'e baksın demiştim. İzmir adayları toplam yaş ortalamaları 47 olmak üzere benden 2 yaş genç 30 belediye başkanının yaş ortalaması. 12'si genç, 9'u kadın aday, 11'i ve 8'i seçildi. Bu arkadaşlarımız kendileriyle birlikte yine 50'li yaşlarının başlarında sakin bir güç, kararlı bir duruş, doğru siyasi okuyuş ve İzmir'in isteklerine en doğru reçeteyi yazacak olan Doktor Cemil Tugay'ın kaptanlığında yürüyoruz. Aday belirleme süreçlerinde kimsenin hakkını yemedik. Eğer kusurumuz, hatamız varsa, kusurumuz, eksiğimiz varsa kastımız yoktur. Ancak İzmir'in memnuniyet anketlerinde en üst düzeyde yer alan 3 arkadaşımızla devam ettik. Diğer arkadaşlarımıza da şunu anlattık. İzmir'in notu kıt. Haksız mı haklı? En iyisini hak ediyor mu ediyor? En büyük desteği veriyor mu veriyor? Biz İzmir'in beklentilerini gördük. Sesini duyduk. O sese kulak veren, yanıt veren bir listeyle İzmir'in karşısına çıktık. Ve İzmir değişime, dönüşüme, gençleşmeye, kadınların siyasetteki
eşit temsili noktasındaki büyük adıma ve bundan sonraki gelecek güzel günlere oy verdi, onay verdi. Bundan sonra İzmir hak ettiğini alacak. İzmir iyi belediyecilik uygulamalarını sürdürecek. Yapılanların üstüne koyacak ama o büyük beklentiye de cevap verecek. İzmir artık dünyada ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bir süreçte Türkiye ile değil, dünyanın sayılı kentleriyle yarışacak bir vizyona kavuşmalıdır. Bunun için ben bu genç ekibe, bu iyi eğitimli ekibe, bu çağdaş ekibe, bu birbirini düşman görmeyen bir takıma, bu örgütü dizayn etmeye değil, İzmir'i dünya kenti yapmaya gelen bu arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. Bundan sonra pek çoğu burada, buraya hep beraber sığamadık. İlçe başkanlarımız Atatürk'ün koltuğunun ilçelerindeki bekçileridir. Siyaseti onlar yapacak. Örgüt belediye ilişkilerini sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacak. Belediye başkanlarımız da kamu görevlerini yaparak önce örgütümüzün sonra da hepimizin göğsünü kabartacak, yüzünü güldürecek. Buradan bütün örgütümüze çağrım şudur. Elbette örgüt, belediye ilişkisi önemlidir. Ama ne belediyeler örgütün yöneteceği kurumlardır, ne de belediye başkanları örgütümüzün amirleridir. Herkes kendi görevini iyi yapınca bir başka göreve talip olursa hakkının yenmeyeceğini görmüştür. Bugün tarihimizde ilk kez memleketim Manisa'da ve Denizli'de geçmiş dönemin iki başarılı il başkanı büyükşehir belediye başkanımız olmuştur. Örgüt belediye dengesini doğru kuran, birbirine destek olan, yapılan iyi icraatları doğru anlatan örgüte, örgütüne hakkıyla sahip çıkan belediye başkanına sonuna kadar ben de sahip çıkacağım. Eski hastalıklarla bir ilçe seçimini almak üzerinden yapılabilecek her türlü müdahalede belediye başkanının kamu hizmetinin sunumunda olmadık taleplerle yıpratmaya girişen ilçe başkanının da karşısında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü herhangi bir 5 yıla talip değiliz. İktidarda bir başka Sosyal Demokrat Parti yok. Atatürk'ün hedeflerini tutturmuş değiliz. Ve bu 5 yıl kim hata yaparsa, kim yanlış yaparsa Atatürk'ün partisini girdiği ilk yerel ve ilk genel seçimde birinci parti yapma ve Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçiminde iktidar yapma hedefimize, Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne engel olur. Bu yolda engel tanımayacağız. Şimdi örgütümüzden birbiriyle kardeşlik ilişkisi içinde olacak, birbirinin işini kolaylaştıracak, birbirini övmeyi bir diğerine bırakmayacak belediye başkanlarımız ve ilçe örgütlerimiz için şimdiden bir teşekkür alkışı duyayım. Güçlü bir alkış. Ve hepinizden, otobüsün üzerindekilerden,
ön sıradakilerden, en arka sıradakinden, İzmir'deki herkesten beklentim şudur. Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar, bitirir ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir. Seçmen bize 5 yıl iyi yönetin, 4. yılın sonunda karar vereceğim. Eğer Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparsanız, belediyeleri iyi yönetirseniz, kavga etmezseniz, Türkiye'yi yönetmeye hazır kadroları yetiştirirseniz, size Türkiye'yi yönetmeniz için de daha büyük kredi vereceğim demiştir. Seçmenin bu kredisini doğru değerlendirmek, bu 4 yıl en iyi hizmeti yapmak, örgüt olarak en çok çalışmak durumundayız. Ve bugün zafer kazandığımız seçimin 4. günü değildir. Gelecek zafer kazanacağımız seçimin 4. günündeyiz. Ve bundan sonraki her günü seçime bir gün az kalmanın üzerimize yüklediği sorumlulukla hep birlikte çalışmak durumundayız. İzmir'de olmadığı gibi davrananlar, takiye yapanlar, diğer şehirlere yaptıklarını gizleyenler, partilerinin rozetinden, genel başkanlarının resimden uzak duranlar İzmir'i kandıramamışlardır. Ancak şunu da bilin ki İzmir yaşam biçimlerine karşılıklı teminat olan bir kenttir. Onlar bize bu teminatı, İzmir'e bu teminatı veremediler. Ama sakın bu zaferin bize kazandırdığı özgüvenle bir tane AK Partili'yi kırarsak, bir tane MHP'liyi üzersek ve pek çoğu bize destek vermiş olan Cumhur İttifakı'ndan gençlere bu partide kendilerini yabancı hissettirirsek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Davet ettik, geldiler. Burası baba evidir. Baba evinde herkese yer vardır. Baba evinde gelen herkes huzur içinde oturabilir. Baba evinde kardeşin biri başını açar, öbürü kapar. Baba kimseye karışmaz. Baba evinin bir odasında biri oturur, eğlenir. Biri bir odasında namaz kılar, ibadet eder. Baba evi böyle bir yerdir. İzmir, birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin, kendinden olmayana da kendi hakkından fazla sahip çıkan hoşgörü ve özgürlüklerin kentidir. Bunun için sizlere güveniyorum. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Ve bir seçim bitti. 30 ildeki rakiplerimizden, arkadaşlarımın kalbini kırdan, arkadaşlarımın istemeden kalbini kırdıkları varsa, Büyükşehir Belediye Başkan adayı her ne kadar kampanyasında partisinden kopma çabasını samimi bulmasak da, kullandığı dille, yapmış olduğu kampanyayla, İzmir'e etmiş olduğu iltifatlarla olumlu bir iklime bugüne kadar katkı sağlamıştır. Biz bir kusur ettiysek, herhangi bir üyemin, herhangi birisinin kalbini kırdıysa genel başkan olarak sorumluluğu alıyor, tüm seçim döneminin varsa bilinmeden yapılmış hataları için örgütüm adına bizzat özür diliyorum. Eğer bizi kıranlar, üzenler, haksızlık edenler olduysa bu meseleyi sürdürmeyeceğimizi,
arkadaşlarımızın üstlendikleri kamu görevi gereğince tüm siyasi partilere kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, kime oy vermiş olursa olsun tüm seçmenlere, mezhebi, etnisitesi ne olursa olsun tüm seçmenlere, tüm belediyelerimizin kapılarının açık olduğunu bir kez daha açıklıkla ifade ediyorum. Bundan sonra İzmir Büyük İktidar Yürüyüşümüzün en önemli adımlarını atacağımız, İzmir'de yüzleri güldüreceğimiz, partimizi iktidara taşıyacağımız sancak gemimiz olmaya devam ediyor. Bu sancak gemisinin örgütsel anlamdaki başkanı, il başkanımızın şahsında bütün örgütümüze, belediyecilik hizmetleri noktasında Sayın Cemil Tugay'ın şahsında bütün başkanlarımıza, belediye meclislerinde hangi partiden seçilirse seçilsin, bu kente yapacakları katkıyla tüm belediye meclis üyelerine, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, tüm muhtarlarımıza hem başarılar diliyor, hem de bu kentin bir evladı olarak tüm teminatı vererek en yüksek dayanışma duygularımı ifade ediyorum. Son söz. Son söz. İzmir'de İzmir İttifakı, Türkiye'de Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye İttifakı ötekisi olmayan bir ittifaktır. Türkiye İttifakı gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. İzmir'de bize itimat edip bizimle birlikte olan tüm muhafazakar demokratlara, tüm milliyetçi demokratlara, tüm Kürt demokratlara, göçmeniyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Pomağıyla, İzmir'in tüm renklerine, rekor destekleriyle İzmir'in tüm romanlarına ve İzmir'i İzmir yapan gökkuşağı gibi renkli, birbirinin içine ve işine karışmayan tüm siyasi görüşlere saygılarımızı, sevgilerimizi sunarken, Türkiye İttifakı'nın renkleriyle kırmızı, 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 en büyük, en büyük, Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazanacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Adaylarımızı değil, başkanlarımızı size, İzmir'i de onlara emanet ediyorum. İzmir kaldır bayraklarını, işte A takımı İzmir'e, Manisa'ya hizmete getirecek. 5 yıl sonra daha büyük bir İzmir'le, daha güzel bir Manisa'yla sizlere tanıştıracak olan takım. Takım kaptanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle yaşattığınız bu büyük zafer için teşekkürler İzmir.